Sevgili seyirciler, bugünkü durağımız Kup Biliş Spor Kulübü. Sizlere Kup Biliş Spor Kulübü'nün ambiyansını yansıtmaya çalışacağım. Biliş nedir, nasıl oynanır, dilim döndüğünce anlatacağım. Yılında Bostancı'da Erkan Yeşilbaş tarafından kurulan, 2011'de de Orhan Coşur başkanlığına devredilen Tolga Özbay, Eşref Şirin yönetiminde, Berk Başaran, Serhan Serol teknik direktörlüğünde günümüzde de hizmet vermeye devam etmektedir. Biliç sporcuları, emeklilerin yanı sıra çalışan anne ve babalar da hafta sonunu biliç sporuyla değerlendirmektedirler. Müstakil bir binada, iki katlı salonunda ve bahçesinde, yaz-kış biliş severlere en yeni biliş teknolojisiyle, sıcak arkadaşlık ve dostluk ortamında, kimi zaman profesyonel, kimi zaman amatör bir hizmet anlayışıyla, hep birlikte en iyiye varmak için, el ele biliş severlere hizmet vermek için çalışmaktadır. Biliş Spor Kulübü son dönemlerde Türkiye'de başarılarından da söz ettirmekte. En son yapılan İstanbul Takım Şampiyonası'nda birinci olmuş bir kulübümüz. Bünyesinde Türkiye'de şampiyon olmuş Yusuf Soltorik, Hüseyin Kerem Avcıoğlu, Bircan Öztürk, İrem Özbay gibi milli olmuş sporcular barındırmaktadır. Nasıl oynanır? Biliç, ikişer kişilik, iki takıma ayrılmış, dört oyuncu tarafından kartla oynanan bir spordur. Takımlar aynı zamanda çift olarak adlandırılır. Aynı masada karşılıklı olarak oturan oyuncular, kuzey-güney ve doğu-batı olarak ortaklıkları oluştururlar. Biliç oynamak için
52 kartlı bir iskambil destesine ihtiyaç vardır. Kartların değeri as en büyük, ikili en küçük olarak belirlenmiştir. Bir işte renkler farklı adlandırılır. Maça için pik, kupa için kör, sinek için trefli deyimleri kullanılır. Karo yine kara olarak adlandırılır. Sinem Yavaşoğlu. Şu anda İstanbul Bostancı'da bulunan Kurt Bilic Kulübü'ndeyiz. Kurt Bilic Kulübü yöneticisi Eşref Bey yanımızda. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Teşekkür ederim. Size Bilic ve Bilic Televizyonu hakkında sorularım olacaktı. Bekliyorum. Bilic Kulübü'nü neden açtınız? Amaçlarınız nelerdi? Sebeplerinden biraz bahsedebilir misiniz? Valla ben aslında iş olarak düşünmüyordum ama şartlar bizi buraya getirdi. Bir de partner bulamıyordum. Bilic Kulübü açarsam belki daha rahat partner bulurum diye açtım diyelim. Arkadaşlarım en azından öyle söylüyor. Başka türlü bir şey oynayamazmışım. Teşekkür ederiz. Dünyada ve Türkiye'de ilk olan Bilic Televizyonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bilic Televizyonu'nda canlı yayınlar yapıyor bildiğiniz üzere. İlki sizin Ataşehir kulübünüzde yapıldı. Evet. İkincisi tekrar burada sizin KUP Bilic Kulübünüzde yapılıyor. Evet. Bilic Televizyonu'nun ilerisi için neler düşünüyorsunuz? Birazcık bahseder misiniz? Evet, bu işi organize eden, kuran ilk İsmet abiye vallahi çok müthiş bir işe başladı. Bilic'i herhalde Türkiye'ye tanıtacak. Bunun sayesinde bizim kulüplerimizde biz de daha çok tanımış olacağız. İsmet abi müthiş bir iş yaptı. Ben çok büyüyeceğini, Bilic'e çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Yol açık olsun İsmet abimiz. Teşekkür ederiz. Bilic'in sosyal bir yanı var. Aslında pek görünmeyen yanı işte o Bilic'in. Sen işte bunu gösteriyorsun evet. İnsanlara. Çünkü sosyal yanı dünyanın neresinde olursanız olun. Bir Bilic kulübüne gittiğinizde orada hemen arkadaşlıklar kurabiliyor. Eğer varsa bir sorun, çözülmesini istediğiniz bir konu varsa da o Bilic sporcuları tarafından hemen sorunuz çözülebiliyor. Ben bunun örneklerini gördüm, yakınım ve tanım oldum. Dünyanın neresinde olursanız olun, herhangi bir Bilic kulübüne gidip bir sürü insanlarla, bir sürü arkadaşlar ediniyorsunuz, bir sürü insanlarla tanışma fırsatınız oluyor. Dolayısıyla Bilic aslında aynı zamanda da sosyal bir oyun. Zihinsel, akıl sporunun yanı sıra da sosyal yanı da var. Tabii ortak oyundan bir oyun. 4 kişi ortak, 6 kişi ortak, 12 kişi takımlar oynanıyor. Dolayısıyla bir birlikte beraberlik sağlıyor. O yüzden Bilic'e bu tarafta çok daha önemli. Bu televizyon belki de bunu açığa çıkaracak, insanlara gösterecek. Dediğim gibi ön yargılı bir kart oyunu olmadığını, skarbi kağıt oyunu olmadığını insanlar tanıtacak bekletiyoruz. Elbette bizim amacımız da o zaten. Bilic'in bir iskambil kart oyunu olmadığını, tamamen bir zeka oyunu olduğunu, sosyalleşme oyunu. Alınan hazın ve zevkin de, adrenalinin de çok yüksek olduğunu, birçok spor dalından çok daha fazla olduğunu göstermek için çaba içinde olacağız hep birlikte. Bizim Bilic Televizyonu olarak yapmak istediğimiz şey Türkiye'deki Bilic camiasını daha geniş kitlelere yaymak, daha çok kişinin Bilic oynamasını sağlamak. Özellikle gençleri ben Bilic sporuna çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden derseniz maalesef uyuşturucu yaşı ilkokula kadar inmiş. Sevgili Şirin, ben size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu sizinle. Eklemek istediğiniz bir konu var mı? Yok. Teşekkür ediyoruz. Bilic televizyonun önünü açık görüyorum. Bize de çok faydası olacağını düşünüyorum.
Yolun açık olsun İsmet abi. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sevgili Sinem, şimdi röportajımız daha olacak. Kiminle yapacağız bu röportajı? Türkiye şampiyonu Hüseyin Kerem Avcıoğlu ile. Eşit bir vurduktan sonra Türkiye şampiyonu Hüseyin Kerem Avcıoğlu ile birlikteyiz. Nasılsınız? Geçen hafta yapılan İstanbul şampiyonasını siz de oynadınız. Nasıl çalıştınız? Neler geçti? Heyecanınız nasıldı? Biraz anlatabilir misiniz? Bizim önümüz çalışarak geçti. Biz geçiş sevdalısı insanlar olarak hayatımızın önemli döneminde bir iç yer alıyoruz. Ailemizden, iş hayatımızdan baktığımız bütün zamanı bir işte harcayan insanlarız biz. Dolayısıyla arkadaşlarımızdan da muhtelif ortamlarda mevzumuz, ortak konu için bir iş. Dolayısıyla ekstra bir çalışma bu sene için yapamadık. Peki bridge oynayanlara ne tavsiye ediyorsunuz? Yeni başlayanlara neler sormak istersiniz? Yeni başlayanlara tavsiye, çok kitap okumaları, çok fazla izlemeleri ve kendi yaşamlarına uygun bir karakter kurmaları. Yani anlaşabilecekleri, müşterek çalışma yapabilecekleri, hayatın geri kalan kısımlarında da paylaşımda da olabilecek, kimlik dışında paylaşımda da olabilecek insanlar bulmalarını tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Hüseyin Bey, öncelikle ben bir şey sormak istiyorum. Sizi tebrik ediyorum. Geçen hafta İstanbul Takımlar Şampiyonası'nda birinci oldunuz. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Sanırım takım kadrosunda varsınız değil mi? Evet. Çok da büyük başarı gösterdiniz ve ta başından beri hep üst sıralarda devam ettiniz. Karagümrük'te ve şeyde epey çekişmeli bir takım oldu, takım yarışması oldu. Onu da biz canlı olarak verdik bu şeyleri. Bu konuda sizi tebrik ediyorum. Yani gerçekten çok büyük başarı sahibiniz ve Türkiye şampiyonluklarınızın da olduğunu biliyorum. Yani gençler, özellikle benim derdim gençler. Bu gençleri birinci nasıl çekebiliriz, birinci içine nasıl sokabiliriz diye bütün çabam, bütün düşüncem. Bu konuda görüş vermemiz alabilir miyiz? Gençlerle ilgili eski başkanımız Sayın Ata Aydın Bey'in epey önceden beri başlattığı üniversiteler arasında biricin yaygınlaşması ile ilgili faaliyetleri var. Yani bu faaliyetler hala sürüyor. Federasyonumuzun da gençlerle ilgili muhtelif faaliyetleri var. Ve bunlar kesintisiz sürüyor. Yani gençler kampı düzenleniyor, juniorlar kampı düzenleniyor. Genç milli takımlara muhtelif desteklerde bulunuyor. Gerek eğitim, gerek kamp, gerek seçmeler. Bugün gençleri bizden daha şanslılar. Yani çünkü onları isteyen, onları kendi bünyelerinde tutabilmek için uğraşan bir federasyon var ve bir iş gönüllüleri var. Bu konuda Süleyman Kolat'ın da çok emekleri var. Sayın Başkanımız Nabucoğlu'nun da çok emekleri var. Çabaları var. Ve burada ismi geçmeyen gençlerin güç oynamasını sağlamak için uğraşan belki onlarca insan var. Çok teşekkür ediyorum. Bir de son soru olarak kendimizle ilgili bir soru sormak istiyorum size. Biz dünyada ve Türkiye'de bir ilke yaptık şu anda. Yani günlük yayın akışı evet. Olan bir iş televizyonu maalesef dünyada yok. Ve ilk defa biz Türkiye'de bunu kurduk. Bir iş televizyonu ile ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Benim için de sürpriz oldu.
Yani ben daha önceden bilmiyordum. Bridge zor, yayıncılık daha da zor bir şey. Türkiye'de sınırlı bir ilgi gören bridge sporunun yaygınlaşması için sanırım sizin bu emeklerinizin de bir ileride katkısı olacaktır. Bu düşüncelerim bu. Yani size kolaylıklar dilerim. Yayın hayatınızda inşallah süreklilik dilerim. Umarım sevdirirsiniz. Yani artık dünyamız görsellikle büyüyen bir dünya. Belki bridge'in nasıl oynandığını insanlar gözleriyle görürlerse merak edip bizim camiamıza katılmayı isteyebilirler. Onun için de önemli bir işlev yaptığımızı düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, şu anda KUP Giriş Kulübü'nün değerli başkanı Sayın Orhan Cesur aramızda. Sayın Cesur, hoş geldiniz yayınımıza. Siz kulübümüze hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Orhan Cesur, emekli hava subayıyım. 2002'den beri enerji sektöründe kendi firmamla hizmet vermekteyim. Yaklaşık 7 senedir 5 kurumunu başkanlığını yapıyorum. KUP Giriş Kulübü ne zaman kuruldu? Hangi tarihte? Hangi amaçlarla? Biraz bahsedebilir misiniz? KUP Giriş Kulübü 2006 tarihinde kurucusu ve başkanı Erkan Yeşilbaş. Erkan Yeşilbaş tarafından kuruldu. İlk kurulduğunda sadece bir kalıp çatır olan küçük bir kulüptü ve çok küçük bir oyuncu sayısına sahipti. Daha sonra 2005 senesinde Erkan Melih'in gözlemlerine İzmir'e gitmesi gerektiğini kulübü ben de aldım. Ve şu anki işleri meclisinin yapmasını arkadaşlar işlemcilerin ve kurulmaya burayı devrederek şu anki daha büyük bir oyuncu bu oyuncumuna, yani buraya gelen her oyuncuya bir kulüp numarası veriyoruz. Bu rakamlar şu anda 1400 seviyelerde. Maalesef tam zaman içerisinde aramızdan ayrılan, İstanbul'dan ayrılan üyelerimiz oldu. Fakat aktif olarak kulübümüze yarın 13 sayısı arkadaşlar civarında. Teşekkür ederiz. Bir iç hakkında bir iç nasıl oynanır? Biraz bahsedebilir misiniz? Valla şimdi aslında bunu size, bu soruyu size kulüple cevaplayacak benden çok daha üst düzey oyuncularımız vardır ama bridge özünde özel deklarasyonlar kullanılarak karşılıklı iki ortağın elindeki 13 kartla belirledikleri oyun seviyesini, oyun rengini ve seviyesini özel yöntemlerle deklare ederek ve rakiplerinden yine bu yarışmaya dahil olarak deklarasyon sistemi olan bir oyun demeyeyim spor dalıdır diyeyim. Bridge'in maalesef tek dezavantajı kamuoyu nezdinde İslamlık kağıtlarıyla uğraşması ve bununla en kolay İslamlık kağıtlarıyla ifade edebilmesi için Bridge kamuoyunda hala belli bir kesim tarafından kamp oyunu ya da ülkesinde mumar gibi görülebilmekte ama sizin de malumunuz bilir artık olimpik sporlar derecesinde değerlendirilen ve yarışmaları yapılan bir spor dalı. Teşekkürler cevabınız için. Sporcuların hazırlıkları nasıl oluyor? Nasıl hazırlanıyorlar? Şimdi özellikle uluslararası müsabakalara katılacak olan spor salonlar federasyonun düzenlemiş olduğu eğitimlere ve kamplara iştirak ettiler. Gerek yurt içinde, gerek bazen de yurt dışından getirilen dünya çapında isimler tarafından bu müsabakalara hazırlanıyorlar. Anladım. Son olarak da televizyonumuz hakkında bir soru sormak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de ilk olan bridge televizyonu hakkında neler düşünüyorsunuz geleceği için? Parlak mı?
Valla ben ilk yaklaşık bir ay kadar önce Ataşehir Müzik Kulübü'nde gördüm yanlıştım. Bence çok dahiyane bir fikir, çok güzel bir gelişim. Ancak inanıyorum ki şimdi özünde birinci çok zor imkanlar var. Çok zor şartlarla kendini idame etmeye çalışan bir sporcu. Ve muhtemelen Biliş TV'de bu zorlukları oranında katlanacak. Birinci sponsorlarla ya da birinciye katkı sağlayacak bari imkanları genişletebildiğimiz ölçüde Biliş TV'de mutlaka bu imkanlara konuşarak Biliş camiası içerisinde hakikaten yer bulacaktır. Ben açıkça bu gelişimi tebrik etmek istiyorum. Yani dünyada bir ilk olması çok önemli. Ve aslında bu anlamda bir ihtiyaç da olduğu aşikar. Çünkü şu anda bu açığı Bibio'nun yayınladığı maçlardaki video görüntüleriyle veya da canlı görüntülerle kapatılmaya uğraşılıyor. Ama Biliş TV tabii tek başına müsabakayı yayınlamak değil, bu gibi kulüplerde günlük yaşanması oluyor. İşte müsabakalar öncesi takımların çalışmalarını, takımların yani müsabaka anında mı tabii işte var olan şeyleri de yayınlayabilmesi açısından çok çok önemli bir girişim. Ben açıkçası bu girişim yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve elimizden geldiğinde de desteklemek ve bu bir işlemiyle daha iyi imkanlar, daha iyi tesisatlar sağlayabilecek hadi imkanları da bir şekilde çözüp işleri yaşatmak gerekiyor. Son şunu ilave edebilirim. Özellikle kup birici bilmeyen İstanbul'daki oyuncu arkadaşlarımız mutlaka biliyorlardı. Fakat İstanbul dışındaki birici severlere kup birici gerçekten son 4-5 senede çok büyük atılımlar gerçekleştiren. Gerek İstanbul, gerek Marmara Bölge Şampiyonları, gerek Kış Dörtlü, gerek Kulüpler Şampiyonları'nda kendi bünyesinden 12-13 tane takım çıkarabilen ve bu 12-13 tane takımın 8-9 tanesi bölge finallerinde oynayıp kimi zaman ilk 3, ilk 4'ü paylaşan takımları çıkarabilen bir kulüptür. Kulübümüzün bünyesinde çok sayıda milli olmuş oyuncu ve hala milli takımlarda oynayabilen oyuncu arkadaşlarımız vardır. Kulübümüzün diğer bir özelliği ise Türkiye'deki belki de en çok lehman müsabakasının yapıldığı bir kulüptür. Yani çoğu kulüpte ikili formatında turnuvalar düzenler. Fakat bizim kulübümüzde ikili müsabaka haftada bir ya da iki gün yapılıyor. Diğer günler tamamen daha çok takım yarışması mantığına dayanan lehman maçları daha çoğunlukla yapıyor. Ve ben aslında bu takım maçlarında alınan başarıların da temelinin bu olduğunu, özellikle kulübümüze istinaden bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kulüpteki takım maçı mantığının, yarışma mantığının seviyesi gerçekten çok yüksek. Bunu zaten yarışmalarda da gördük. Evet. En son geçen hafta yapılan İstanbul takımlar evet. Yarışmasında bu birinci oldu. Evet, birinci oldu. Bu konuda da ben sizi tebrik ediyorum. Diğer bir takımımız beşinci oldu. Ben İstanbul'da takım maçı yarışması yapmak isteyen tüm bilinç severleri kulübümüze davet ediyorum. Benim bilinç konusunda söyleyemeyeceğim çok şey var fakat ben bir işte bir ekspert gibi bir iyi bir oyuncu statüsünde değilim. Daha o çok, kadar bir tevazu olmayı. Yok, daha çok ben bir işi bir hobi olarak kişisel bir etkinlik, bir sosyal etkinlik olarak düşünüyorum. Aynı zamanda kamu görevlisi. Kamu görevlisi olduğum için bazen yoğun stres ortamından odaklanarak partnerlik halinde anlaşarak yapılacak çok güzel bir spor dalı, beyin sporu. Özellikle bu bir beyin sporu olması benim çok hoşuma gidiyor. Bu açıdan ele alınanlar. Yeni bu oyunun bence en hoş tarafı partnerle oynanıyor olması lazım. Onun üzerinde bir iş köprü demek. Partnerinde bir köprü oluşturmak, uyumlu olmak ve buna göre bir strateji geliştirmiş olmak gerekiyor. Yine partnerin de bu konuda biraz anlaşarak, çalışarak geliştirmek gerekiyor. Dolayısıyla benim için
anda belki emekli falan olursam profesyonel olarak bir yaklaşım için olabilir ama şu anda tamamen bir hobi. Çok önemli bir konuya değindiniz, ortaklık konusu. Bilinçli maalesef ortaklık konusu çok zor devam ettirilen ve çok zor kurulan bir konu. Türkiye'de aslında bir elin parmağını geçecek kadar ortaklık sayabiliriz. Örneğin bunlardan bir tanesi Süleyman Polat'a Kandemir ortaklığı. İşte bir Nezih Kubaş'ta yeni Nafi Zorlu ortaklığı var. Bu konuda şunu söyleyeyim. Belki bir iş konusunda fazla bir şey söyleyemeyebilirim ama kolektif başarı nasıl elde edilir? Yani bizdeki eksiklik aslında nedir? Bizim biraz da eğitim sistemimizden kaynaklanıyor. Daha çok bireysel başarıya yönelik bir eğitim sistemimizden gelen alışkanlıklarımız var. Hatta bazen ortağımızı bile rakip olarak görüyoruz. Aslında o bizim müttefikimiz. Dolayısıyla bireysel başarıyı ortaya koymak toplam kaliteyi yükselttik açısından fazla bir şey taşımaz. Aslında bir bireyin başarısını bir takım, bir grup içerisinde takıma veya gruba ne kadar büyük katkıda bulunarak kendisine karşı bulunur. Bu da kolektif başarıyı elde edebiliyor. Bu konuda biz Türk milleti olarak eğitim sistemimizden kaynaklanan biraz eksikliklerimiz var. Ama bunu aşmak gerekiyor bence. Ama yani ticari hayatta da bu böyledir Türkiye'de. Ticari hayattaki ortaklıklar da maalesef çok süreli olmuyor Türkiye'de. Yani biz aslında ortaklıkta bir konsensüs sağlayamadık. Bu biraz kültürün de etkisi var herhalde. Tabii ortaklıkta duygusallık adına soruyorlar. Öyle mi? Biraz da ben merkezli düşünüyorum. Evet. Oysa bir ortaklığın şartları, kuralları ve herkese eşit ve geçerli olan şeyler olması lazım. Bunu da insanların hazmediyor olması lazım. Buna göre donanımlı ve eğitimli olması lazım. Bu bir anlamda bakış açısı. Sayın Teşkil, son olarak her konuda sorduğum bir soruyu soruyorum. Onu sevgili sinema arkadaşım sorsun. Buyurun sinema. Dünyada ve Türkiye'de ilk olan bir işçi bence son derece güzel bir giriş. Bu genç arkadaşın bilgiçe katılmasında da bence bir zor olmalı. Özellikle olmak açısından. Biraz önceki arkadaşımız bahsettiğim tahtesinin oyunu gibi anlıyor. Aslında bu daha önemli bir zeka olması, tahtesi, bir strateji, karar verme mekanizmalarını düşünüyorum. Bir strateji olarak en önemlisi de odaklanma disiplin gibi bir şey. Dolayısıyla bu açıdan bilinçliğine çok büyük katkısını sunulacağını düşünüyorum. Bir de her ne kadar spor dalı olsa da bilinç seyircisi olan bir spor dalı değil. Belki bunu kısmen bozdu. Seyir kalbini dönüştürme özelliğini taşıyabilir. O yüzden başarılar. Sevgili seyirciler, bir konuk daha aldık. Şimdi yanımızda bayanlar, eski milli takım oyuncularından İrem Özbay yanımızda. Sevgili Özbay, hoş geldiniz. Önce bir sizi tanıyabilir miyiz? 79 İstanbul'da doğumluyum. Yaklaşık 15 yıldır rektör oluyorum. Ben de bir İstanbul Üniversitesi'ne yaklaşık işte mezun olmaya yakın bir çalışma işi olmaya başladım. Eşimle beraber yaklaşık 14-15 yıldır bir rektör oluyoruz. Üç kere milli oldum. Bundan iki yıl önce Polonya'da, 2008'de Çin'de kılıç oynayacaklarında. Bir kere de Hırvatistan'a gittim. Bundan da evet, peki dereceleri de bir alalım o dönemlerde. Ne yaptın? 2008'de oldukça iyi bir başarı aldım Çin'de. Dünya dördüncü. Müthiş bir başarı. Daha güzel bir olimpiyatlarıydı. Çok da güzel bir organizasyondu. Tam normal olimpiyatların ardında yapılmış. Ve gerçekten güç adına da birçok zihin sporunu birlikte yapmadılar. Güzel bir organizasyon oldu. Onu da çok güzel bir başarı geldi. Unutulmaz, anlatılmaz yaşanır şekilde. Bilir herkese çok memnun kaldı. Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8'e girmemiz gerekiyordu. Biz 9. bitirdik. Geçtiğimiz sene Polonya'da da çeyrek finalde elendik. Polonya'ya ilerledi hatta, evet. Evet, Polonya zaten bilinçli, önemli bir, evet, oldukça başarılı bir ülke. Evet, bu seri farklılıklar var. Çok genç bir ekip var orada. Evet. Ben şu an Avrupa
şampiyonası, takım evet, şampiyonası var. Takımlarda henüz başlamadı ama ikili şampiyonasında da birinci ve ikinci sıradaki çiftler. O çiftler. Hatta bizim de çok başarılı bir çiftimiz var şu an. Nevin Kota ve Ferda Zorlu. Onlar da ilk üçteler. Onlardan da güzel bir derece bekliyoruz. İnşallah. Biz de o dereceyi bekliyoruz. Peki, İlevan'ım sizden şunu öğrenmek istiyorum. Türkiye'de biliç hak ettiği değeri buluyor musunuz? Çok da değil. Ama büyük sorun burada sponsorlukların olmaması ve maddi ciddi kaynakların olmaması. Çünkü biliç demek partnerlikle oynanan bir spor olduğu için ve partnerlikle ilgili bir şekilde beslenebilmesi için ben kendimden de ilgili yapıyorum. Ben aktif çalışan bir kişiyim ve partnerimde çok fazla vaktim oluyor. Çok büyük oyuncusunun ne yazık ki aynı sıkıntısı var. Eğer ki gerçekten de kaynak tarafından da beslenebiliyor olsalardı çok uzun bir süreli vadeli yatırımlar yapılabilirdi. Kendilerini de geliştirmek tarafında. Peki sizce biricin daha da geniş kitlelere ulaşması için federasyonun üzerine düşen ne olmalı? Bizlerin üzerine düşen ne olmalı? Bu konuda da düşüncelerinizi şimdi tabii internet, televizyon ve basınların tarafında çok özellikle internetin gelişmesiyle birçok şey değerlendirildi. Canlı yayınların tabii ki arttırılabilmesi, birçok kişi tarafından birçok kişiye hitap edebilmesi. Özellikle bir Beyaz Online diye bir web sitesi var. Onun üzerinden birçok kişi hiç oynayabilir durumda. Tabii diğer taraftan da çok fazla gerek kalmadı. Yeni yetişen gelişimleri değil daha fazla internet tarafından araştırıp kaynak üzerinden. Evet, yani bir kitabı açıp okumaktansa internet üzerinde değişik bir makaleye açıp bakmak daha enteresan geliyor. Ya da başarıları gördükçe, örneğin basketbolda, voleybolda, Avrupa şampiyonu takımlarımız oldukça daha fazla sporcumuz yetişmeye ve takımlarda iyi sponsorluklar alıp daha fazla sporcu yetiştirmeye başladı. Bunun gibi bir işte de dünya çapında ya da Avrupa çapında ya da uluslararası çapında çok gelici alındıkça hepsi karşı hepsi bir şey tabii. Maddi taraf arttıkça başarı da geliyor. Başarı arttıkça daha çok kişiye duyurulabiliyor. Böyle yani. Bilmiyorum daha fazla söyleyebilirim. Şey, aklıma gelmedi. Çok spontan evet, olduğunu. Çok, evet. Çok teşekkür ederim. Önemli olan şey bu. Doğal olması. Spontane konuşulması. En güzel tarafı da bu. Son soruyu da Sinem sorsun. Buyur Sinem. Dünyada ve Türkiye'de ilk olan giriş gibi hakkında neler düşünüyorsunuz geleceği için? Şimdi arkadaşlarımı öğrendim. İlk önce galiba Ataşehir'de. Evet. Bu şekilde bir organizasyon yapmışsınız. Şimdi de burada. Çok güzel. Birincisi orada kütüphane kalıyor olmak ve insanların neler istediğini birçok öğrettiğini gösteriyor. İnsanların yaşlıyor. Çok güzel bir şey. Bir kere buradaki birçok kişi hafta sonu sosyal vaktini geçirmek üzere buraya geliyor. Hafta içi daha farklı bir kitle var tabii ki. Bir nefes olmak, bir soluk olmak, buradaki insanların da kendilerini farklı yerlerde, platformlarda görebilecek olmaları da güzel bir canlı oluyor olması da daha farklı, daha heyecanlı. Bilmiyorum tabii kaç izleyicisi var, ne kadar çok kişiye ulaşabiliyor, takip durumu nasıl? Bunu canlandırmak gerekecektir birazcık da. Tabii bu konuda aslında her geçen gün ciddi anlamda seyirci sayımız katlanarak artıyor. Yani böyle arzusu değil. Oyuncular da bildikçe paylaşacaktır. Bir de Facebook biliyorsunuz çok bilen bir şey. Evet. Oralarda yani siz de Facebook sayfamız var zaten. Bilinçtelevizyonu.com Facebook sayfamızı bütün bilinçseler camiası üye olabilirler. Oradan zaman zaman canlı yayınlarımız oluyor. Videoları oradan da paylaşıyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun onu da alalım. Avrupa Şampiyonası'nda bütün takımlarımıza başarılar dilerim. İnşallah anlayarak bir şekilde güzel bir şekilde güzel bir şekilde. Peki.
deklarasyon. Bu aşamada oyuncular eli kazanmak için almayı düşündükleri minimum eli söylerler. Kartları dağıtan deklaran ilk konuşmayı yapar. Bu kişi açıcıdır. Daha sonra arttırma saat yönünde devam eder. Birçok arttırma turu olabilir. Deklarasyon, 3 oyuncunun arka arkaya daha fazla yükseltmeyeceğim anlamına gelen pas geçmesiyle tamamlanır. En son yapılan konuşma kontrat olarak belirlenir. Müstakil bir binada, iki katlı salonunda ve bahçesinde, yaz-kış bridge severlere en yeni bridge teknolojisiyle sıcak arkadaşlık ve dostluk ortamında, kimi zaman profesyonel, kimi zaman amatör bir hizmet anlayışıyla hep birlikte en iyiye varmak için, el ele bridge severlere hizmet vermek için çalışmaktadır. Spor Kulübü son dönemlerde Türkiye'de başarılarından da söz ettirmekte. En son yapılan İstanbul Takım Şampiyonası'nda birinci olmuş bir kulübümüz. Bünyesinde Türkiye'de şampiyon olmuş Yusuf Soltorik, Hüseyin Kerem Avcıoğlu, Bircan Öztürk, İrem Özbay gibi milli olmuş sporcular barındırmaktadır. Eğer bir oyuncu rakiplerden birinin yaptığı son konuşmanın çok fazla iyimser olduğunu düşünüyorsa kontür diyebilir. Rakiplerden biri bu kontura sür kontür diyebilir. Deklarasyon, ellerinize göre en kolay yapabileceğiniz kontratı belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu nedenle her deklarasyonun anlamını bilmeniz önem taşımaktadır. Deklarasyon bittiğinde oyun başlar. Burada amaç deklare edilen sayıda veya daha fazla löve kazanmaktır. Deklaran, nihai kontrat olan, deklaradaki kozu veya sanzı tüyü ilk söyleyen oyuncudur.
Dami veya yer, bekler alanın ortağıdır. Rakip takım ise defanstadır. Tarafındaki oyuncu atak ederek oyunu başlatır. Oynanacak rengi belirler ve diğer oyuncular ellerinde bu renkte kart var ise vermek zorundadır. Eğer ellerinde bu renkte kart yok ise koz ile çakabilirler veya başka bir renkte kart verebilirler. Sevgili seyirciler, bugün de KUP Bilic Spor Kulübü'nde sizlerle birlikte olduk. KUP Bilic Spor Kulübü'nün ambiyansını, havasını sizlere yansıtmaya çalıştık. Çeşitli röportajlarla yayınımızı renklendirmeye çalıştık. Bir dahaki canlı yayınımıza kadar hoş kalın, hoşça kalın.